Evet. Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Melike ablam burada. Yanımda. Bedri abim burada. Bedri Baykam. Bedri abim nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Bedri abi düşüncelerini alalım. Bugün yine burada olmayan milyonlarca kişi de dahil olmak üzere. Evet, onu Türkiye bir daha kararlılıkla ifade özgürlüğü için, gazetecilere özgürlük diye haykırmak için Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın özgürlüklerini talep etmek için, baskılarla, tehditlerle mücadele etmek için burada Çağlayan Meydanı'nda. Ve herkesin şunu bilmesi lazım ki hiç kimse Türkiye'de aydınlara, gazetecilere, çağdaş insanlara, demokratik değerlere inanan halka bu tip baskılar, tehditler yaparak hiçbir yere varamaz, ulaşamaz. Türkiye kim ne derse desin, neyi denerse denesin, çağdaş, şeffaf, demokratik bir ülke olacaktır. Ve hiçbir güç bu çağdaşlık okunu, devrim okunu geri çeviremeyecektir. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'nde 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluş gününde, yıl dönümünde biz yine hep beraber bu değerleri savunmak için buradayız. Çok sağ olasın. Yüreğine sağlık Bedri abi. Melike ablam burada. Buradayız. Melike'm, ben de Bedri'den bunları bir ödünç alabilir miyim? Alabilirsin. Evet. Ben de böyle yapayım. Evet. Biz arkadaşlarımız için, karanlığa karşı mücadele eden insanlar için ya Silivri'deyiz ya Çağlayan'dayız. Hep beraberiz. Birlikteyiz. Gönül isterdi ki burası dolup taşsın. Adaletsizliğin artık dibe vurduğu bir dönemde gazeteci arkadaşlarımızın bugün adalete kavuşmasını ve sadece bu gazeteci arkadaşlarımızın değil, Türkiye'deki bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan bütün insanların adalete kavuşmasını istiyoruz. Ve demokratik, parlamenter bir hukuk sistemine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şart artık ülke bir tek insanın iki dudağının arasından çıkan talimatlarla idare edilemez. Onun için hukuk, parlamenter, demokratik bir devlet diyorum, bir sistem diyorum, kuvvetler ayrılığı diyorum. Bütün arkadaşlarımızın bugün adalete kavuşmasını istiyorum canı gönülden. Bir vatandaş, bir sanatçı, bir anne, bir anneanne, babaanne, bir önce bir insan olarak umuyorum. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Bizi beraber çekelim. Bu tarafla mı? Sizi çekelim. Evet, burada adli önünde bekleyiş sürüyor. Şimdi işte dava içeride başlayacak. Ali Şeker Bey burada, Mustafa Hoç Bey burada. Cüneyt Akman Bey burada görüyorum. Evet. Dediğin gibi. Evet. Şimdilik adliyeden bildirebileceklerim bunlar. Buralardayız. Dava sonucunu bekleyeceğiz. Hepinize saygı, sevgiler sunuyorum.